Eskişehir Anadolu Lisesi'nde öğrencileri olan velilerle buluştuk. Ben de bir EAL mezunuyum. Eskişehir'in tüm okulları gibi Eskişehir Anadolu Lisemiz'de eğitim için evlatlarını yetiştiren bir okul. Ki bir sıkıntı var ortada. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle okulumuz Eylül ayında taşınma kararı alındı ve geçici olarak bir başka okula taşındı. Bir dönem bitiyor ve okulumuzda Eskişehir Anadolu Lisesi'nde herhangi bir yeniden inşa faaliyeti başlamış değil. Bu arada 600 kardeşimiz, EAL'de okuyan kardeşimiz şu anda geçici bulundukları okuldalar. Bir an önce kendilerine Eskişehir Anadolu Lisesi'ne dönüş takviminin açıklanması gerekiyor. Bu dönem nerede geçirecekler, ne zaman okulumuz yapılacak bilmek istiyorlar. Kendileriyle bir araya geldik, konuştuk. Eskişehir Valiliğine, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne onlar yüzlerce dilekçe göndermişler. Bizim tek çağrımız, gerek valimizden, gerek Milli Eğitim Müdürümüzden, yetkililerden tek çağrımız bir an önce okulumuza geri dönmek ve bu yönde nasıl bir takvim açıklanacaksa bunu ailelerle, mezunlarla bir an önce paylaşılmasını istiyoruz. Çocukların çok büyük sıkıntıları var doğal olarak. Onları da aileler kendileri zaten ne yaşadıklarını anlatacaklar. Güvenlikten tutun da fiziki şartlara kadar, ulaşımın sıkıntılarına kadar çok sıkıntıları var. Bunların çözülmesi için okulumuzun bir an önce yapılması ve bir an önce evlatlarımızın bu okula yeniden Eskişehir Anadolu Lisesi'ne dönmesi gerekiyor. Ne sıkıntılar yaşadıklarını anlatacaklar ama ben bir kez daha valimize, Milli Eğitim Müdürümüze çağrıda bulunuyorum. Velilerimizle bir araya gelin. Bir an önce nasıl bir takvimde okulumuza geri dönüş olacaksa bunu açıklayın ve Eskişehir Anadolu Lisesi'nin yeniden inşasının mutlak surette hızla başlatılarak bitirilmesinin takipçisi olun çağrısında bulunmak istiyorum. Öncelikle Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Eskişehir Anadolu Lisesi velilerindenim. Oğlum 9. sınıf. Vali Bey'e, İl Milli Eğitim Müdürümüze dilekçelerimizi verdik. Artık eski okulumuza taşınmak istiyoruz. Güvenlik sorunları, çocukların yaşadığı çok sorunlar var. Bu yüzden biz kendi okulumuza tekrar geri dönmek istiyoruz. Vali Bey'de de taleplerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çoğu velimiz asgari ücretli. O yüzden anladım. Servis ücretlerimiz çok yüksek. Diğer türlü çocuklarımız tramvayla tek ulaşım halinde gidebilirler. Fakat burası uzak olduğu için çocuklarımız servis tutmak zorundayız. Her mahalleden öğrencimiz var. Sultandere'den, 71 evlerden, Emek Mahallesi'nden ya da Ömür'den. Yani ortalama ücrette her aileyi zorlamakta. Bu yüzden de biz artık okulumuza dönmek istiyoruz. Ya da okulumuza yakın merkezi bir okula gitmek istiyoruz. Evet, servis ücretleri hepimizin zor durumda bırakıyor. Benim eşim de emekli şu anda. Servis ücretini öderken çok zorlanıyoruz. Biz bu okulu tercih ederek gittik. Artık eski okulumuza dönmek istiyoruz. EAL okulumuz Türkiye'deki 6 Maarif Koleji'nden bir tanesidir zaten. Burayı çocuklar seçerken bunu bilerek ileride bu okulun mezunu olarak gurur duymak istedikleri için seçiyorlar. Ve biz de artık tekrar yerimizde Maarif Koleji'nde okumak istiyoruz. Eskişehir Anadolu Lisemiz sadece bu velilerimizin, öğrencilerinin okuduğu okul olarak değil, aynı zamanda sadece Eskişehir'e değil, Türkiye'ye mezunlar yetiştirmiş, çok başarılı isimler yetiştirmiş marka bir okul. Türkiye'nin en tanınmış okullarından biri. Bu markanın yaşaması için de aslında velilerimiz mücadele ediyor. Yani Eskişehir Anadolu Lisesi aynı yerinde, aynı şartlarda öğrencilerini, Eskişehir'in evlatlarını yetiştirsin, Türkiye'ye onları yetiştirsin diye de aslında mücadele veriliyor bu markanın yaşaması için. O yüzden de Vali Bey'in olsun, diğer yetkililerin olsun, Eskişehir Anadolu Lisesi'nin bir an önce inşasının tamamlanarak öğrencilerin oraya taşınmasını öncelik bilmesi bu nedenle de önemli. İşte mezunlarımız arasında biliyorsunuz eski bakanımız Sayın Nabi Avcı var. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç var. Yine sanırım Emine Nurgünay AK Parti'nin eski dönem milletvekili. Çok sayıda isim Türkiye'de Türkiye için hizmet veren, ülkemiz için hizmet veren alanlarında başarılı olmuş çok sayıda isim Eskişehir Anadolu Lisesi'nden mezun. O yüzden biz bugüne kadar verdiğimiz yüzlerce, binlerce mezun, yenilerinin eklenmesi, Türkiye'ye hizmet için, Eskişehir'imize katkı için yenilerinin eklenmesi için EAL'nin
yaşaması, yaşatılması için bir an önce yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bütün eyalet mezunlarından da bu konuda destek